Herkese selamlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere içerisinde tereyağı veya margarin bulunmayan, her evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz harika bir ıslak kurabiye tarifi vermek istiyorum. Buyurun yapımına geçelim. İyi seyirler. Öncelikle kurabiyemizin şerbetini hazırlamakla başlayalım. 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı suyu tencereye alalım. Ara ara karıştırarak kaynamasını bekleyelim. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynatalım ve ocağın altını kapatalım. Kurabiyemizin hamuru için 2 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı toz şekeri alalım. Karıştıralım. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 3 su bardağı unu da ekleyelim. Yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım ama 3 su bardaktan sonrasını mutlaka azar azar ekleyin. Çünkü kullandığınız yumurtanın boyutuna göre aldığı un miktarı değişebilir. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Çok fazla un ilavesi yapmayalım, yoksa hamur sert olur ve istediğimiz kıvamda bir kurabiye elde edemeyiz. Hamur kıvama gelince bezeleri ayıralım, yuvarlayalım ve borcama alalım. Hamura şekil vermeye geçmeden önce fırınımızı 180 derecede ısıtmaya alalım. Şekil verdikten sonra yaklaşık 15 dakika kadar kurabiyelerimizi pişirelim. Kurabiyeler fırından çıktıktan sonra bir 5 dakika ılımasını bekleyelim. Ilıdıktan sonra ılımış olan şerbetini üzerine gezdirelim. Ben bu kurabiye tarifini çeşitli şekillerde kanalımda paylaştım. Diğerlerine de bakabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten yapımı çok pratik, az malzemeli ve çok lezzetli bir kurabiye hamuru tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Şerbetini döküp tamamen soğuduktan sonra kapağı kapalı bir kapta muhafaza edebilirsiniz ya da üzerine streç film kapatabilirsiniz. Üzerinin süslemesi için ben Hindistan cevizi ve toz Antep fıstığı kullandım. Dilerseniz çikolata da sıkabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Sizlere kurabiyenin iç dokusunu da gösterip veda etmek istiyorum. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.